Selam dostlarım, yine bölümümüze hoş geldiniz. Bugün sizinle 27 Haziran ile ilgili toplamda 4 maçın tahmin, yorum ve analizlerimi paylaşacağım. Son videomuzda neler yapmışız onlardan bahsetmek istiyorum dostlar. En son 23 Haziran videosunda 21 Haziran'ın değerlendirmesini yapmıştık. Şimdi 27 Haziran'da 22 Haziran'ın değerlendirmesini yapacağız. Dostlar bakın, Villarreal Sevilla maçımız vardı. Karşılıklı gol var demiştik. Çok gollü geçti. 3-2 mi? 2-2 mi? Ne bitti? Takip etmedim benim bahis geldiğinden dolayı. Buna karşılıklı gol var demiştik. Geldi. Lecce Milan, buna üst demiştik. Bu da geldi. Antalya Rize, bu da son anda arkadaşlar Rize'nin penaltısından gelen golle geldi. Antalya Trabzon zaten 2-2 bitti. Trabzon'un kabusu olan bir maçtı. Bu maçta 2-2 bitti. Karşılıklı gol var demiştik. 4-4 yaptık. 23 Haziran'da da sadece takip edilmesi için verdiğim maçlar vardı. Onlar da o şekildeydi. Şimdi bugün 27 Haziran'la ilgili sizlere 4 maçın tahmin, yorum, analizlerimi paylaşacağım. Aston Villa, Wolverhampton 4'lük 1, Aston Villa 3-10 berabere 1 atmıştık. Wolverhampton galibiyeti üstte 1.85, VAR'a da 1.80'lik oran açılmış dostlar. Dostlar, Wolverhampton'ın son maçında herkesin beğendiği şekilde oynadığı Wolverhampton 1.60'lık orandan ben de Wolverhampton'ın çok fazla oynandığını düşünüyorum. Wolverhampton'a çok fazla yüklenilebilir bu maç. Son iki maçında galibiyeti var zaten. Pandemiden sonraki iki maçı galibiyet. Aston Villa'ya baktığımızda da onların da galibiyetleri yok. İki mağlubiyet, bir mağlubiyet, iki beraberliği var dostlar. Onların da pandemiden sonraki maçlarında. Aston Villa'nın durumu bu şekilde. Rekabetlere baktığımız zaman son iki maçın 2-1 bittiğini, puan tablosunda Wolverhampton'un 6. sırada Aston Villa'nın düşme potasında olduğunu görüyoruz. Aston Villa'nın bu maçta dostlar düşmemek için oynayabileceğini, Wolverhampton'un da golünden dolayı bu maça çok yüksek bir orandan, 1.80'lik orandan, 1.80 orandan karşılıklı gol var denenebilir dostlar. Diğer maçıma geçmek istiyorum. Almanya Bundesliga Mönchengladbach Hertha Berlin maçı. 1.25'lik Mönchengladbach, 5.90'lık Hertha, 1.28'lik üst karşılıklı gol vardı. 1.48'lik şeklinde oran açılmış. Değerlendirmeye baktığımız zaman dostlar, puan tablosunda Gladbach'ın 4. sırada 62 puanla olduğunu, 10. sırada da Hertha Berlin'in 41 puanla olduğunu görüyoruz. Dostlar bakın, son maçlarına baktığımız zaman Mönchengladbach'ın pandemiden sonraki maçlarına bir bakın dostlar. 4 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Son 2 haftada zirve yarışına, zirve diyorum, galibiyet alan bir takım haline geldiler. Sadece 6 gol atıp 1 gol yediler. Hertha Berlin'e baktığımız zaman da pandemiden sonraki 4 maçında 3 mağlubiyet, 1 galibiyeti var. Onların da son haftada artık yeter demişler. 3 mağlubiyetten sonra galibiyet almışlar. Bundan sonra da nasıl gider bilemiyoruz ama Mönchengladbach Hertha Berlin maçında dostlar, iki takımın da gol bulmasından dolayı üst diyebiliriz dostlar. Üst daha banko. 1.28 oranı var. Fenerbahçe yeni Malatya 1.50'lik Fener berabere 3.45. Malatya oranı 4.10. Üst oranı 1.45. VAR 1.48. Dostlar bakın, Fenerbahçe'nin neredeyse son 5-10 maçında Fener'in gol yemediği maç yok arkadaşlar. Bakın, Kasımpaşa yemiş, Trabzon'dan yemiş, Kayseri'den yemiş, Konya'dan yemiş, Denizli, Trabzon, Antalya, Galatasaray, Ankaragücü, en son Kırklareli, o da yani 3. lig takımı mı, 2. lig takımı mı nedir? Onlardan 1-0'lık bir galibiyeti var. Yani şu gördüğünüz bütün maçlardan Fener'in gol yediğini, hatta bazı maçlarda gol atamadığını görüyoruz. Konya ve maçında gol atamamış. Ama diğer maçlarında gol attığını görüyoruz. Malatya'ya baktığımız zaman da Malatya'nın da aynı şekilde 2-1, 2-1, 2-1, 3-1, 1-1, 2-0, 2-1, 1-0. Yani onların da gol yemediği maç yok ama onların attığı gol sayısı yine Fener'e göre biraz daha fazla gibi duruyor. Puan tablosunda Fener'in
7. sırada 43 puanla Malatya'nın 14. sırada 28 puanla olduğunu görüyoruz. Dostlar bakın iki takım da iyi bir maç çıkaracaktır. Bence zevki olabilecek bir maç. Malatya'nın durumuna bağlı tabi. Dostlar bu maça ben karşılıklı gol var diyorum. Fener'in gol yemediği maç yok. Bu maçın böyle Trabzon Ankara gücü. Dostlar Trabzon'un mutlak galibiyeti şart bu maçta. En son Alanya ile 2-2'lik bir son dakikada gelen golle 2-2'lik bir puan kaybından dolayı Trabzon'un uzun süreden sonra böyle bir puan kaybettiğini görüyoruz. Ankara gücüne baktığımız zaman da Başakşehir'e 2-1 mağlup oldular. Başakşehir'de zaten çok tempolu oynamayan, az gollerle galibiyet alan bir takım. Ankara gücünün de 2-1'lik bir mağlubiyeti var. Antep ile oynamış Ankara gücü onlarla da 1-1'lik bir sonuç dostlar. Trabzon'un maçlarına baktığımız zaman 2-2, 3-1, 3-1, 1-1, 3-1, 1-1, 2-1, 5-2 gibi maçları var. Dostlar Trabzon'da Sosa'nın antrenmana çıktığını biliyoruz. Şüpheli duruyor. Ama son antrenmana Sosa'nın çıktığını söyleyelim. Ankara gücünün önemli bir eksik yok. Trabzon'da bayağı bir sakat var ama zaten çoğu uzun süredir oynamıyor. Uğurcan Çakır değil ama Envakame uzun bir maçtır yok arkadaşlar. Sosa'nın da son maçta oynamadığını kabul edersek dostlar Sosa'nın ben bu maçta oynayabileceğini düşünüyorum. En azından yedeklerde olacaktır. Ben Trabzon'un mutlak galibiyetini düşünüyorum dostlar. Zaten puan tablosunda artık Trabzon'un şampiyon olmak için yani Trabzon şehrinin de artık bir şampiyonluk isteği var Trabzonspor'dan. 57 puanda ikinci sırada bulunan bir Trabzon, 59 puanda Başakşehir lider durumda. Trabzon'un da maç eksiğini bulunduğunu söyleyelim. Trabzon'un bu sene ben şampiyon olabileceği ihtimalini çok yüksek görüyorum. 1.25 oranla Trabzon'un mutlak galibiyeti denenebilir dostlar. Dostlar bugünkü tahminlerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol şans diliyorum. 4 maç değerlendirdim. Dostlar bakın bir de bir şey söyleyeceğim sizlere. Dostlar bakın 397 abonemiz olduğunu görüyorsunuz. 397'yi şöyle bir 400 yaparsak o 3 kişilik bir mümin arkadaş dostlar. 397-400 yapalım. Pazar gününe öyle tahminlerimiz yayınlanıyor dostlar. 397 abone olmayan kullanıcılardan abone olarak bizlere destek verebileceğini ve videolardan anından haberdar olabileceğini belirtmek isterim. Herkese bol şans. Şunu bir 400 yapalım.